İhracatta başarısı tescilli AlphaGold'dayız. AlphaGold firmasını tanımak istiyoruz. Sevgili Fatih Güven'le birlikteyiz. Firmanızı tanıyabilir miyiz Fatih Evet. Bey? AlphaGold ailesi olarak yaklaşık 5 senedir bu sektördeyiz. Tabii evveliyatımız firma sahibinin yaklaşık 35 yıldır bu kategoride, 22'er kategorisinde. Büyük bir pazara sahibiz. Üretimden model çizimine kadar geniş bir yelpazeye hakim bir firmayız. Hedeflerimiz ucu çok açık, yani öyle böyle değil. Nesilden nesile girebilecek bir şirket olarak şu anda pazarda bulunuyoruz. Amacımız sadece firmanın ismi değil, insanlara da istihdam sağlayabilmek. Firmanın ilk amacı budur zaten, ilk gayesi bu. Pazardaki payımızın şöyle bir büyüklüğü var. 22'er kategorisinde bir boşluk var açıkçası ama bunu kimsenin dolduramaması sebebi ürün grubundan değil, ürünlerin tedarik süreci ve karşılanabilirliği. Çünkü geçilen siparişler her zaman bir süre zarfı yapıldığında en hızlı siparişi sunabilen, tedarik edebilen bir firmayız. İç pazarımız da var. İç pazarı hiçbir zaman boşlamayız. Zaten firma iç pazarı da boşladığı anda o boşluğu bir başkası doldurabileceğini düşündüğü için ona da yer bırakmıyoruz. Tabii ki rekabetimiz tatlı rekabet. Hiçbir firmanın ürünlerini ya da satış politikasını onları karalayarak değil, sadece biz ürünlerimizle farkımızı gösteriyoruz. Fiyat açısından da şöyle söyleyeyim, ben 24 senedir bu sektördeyim. Atölyecilik ve parakendecilik yaptım, altının ucuzu yoktur. Altın kaliteli bir ürün olduğu zaman ucuz fiyata satılamaz. Nasıl alışveriş yaptığınızda herkesle olmasını istemediğiniz ürünleri, bir başka yerde görmediğiniz ürünleri eğer bir kuyumcudan alabiliyorsanız, o zaten sizin zevkinizi ortaya çıkarıyor. Evet. Değerli ürün her zaman belli bir fiyatta zaten sunulabiliyor. Bunlar da bizim yine de politikalarımız arasında bulunuyor. Peki Fatih Bey, yaptığınız ürünler ve ayarları ile ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz bizlere? Şimdi bizim kategorimiz 22'erdir. 21 ayar pazarımız da var ama ağırlığımız 22'er grubunda. Ürün yelpazesi için demin de belirttiğim gibi öyle hani şu grup ya da işte kısıtlı bir ürün grubu değil. Yüzükten küpe, takı setine, kelepçesine, yani envai çeşitte bütün ürün gruplarının tedarikini yapabiliyoruz. Geniş bir yelpazeye sahibiz. Yani bir kuyumcuya gidebildiğinizde istediğiniz bütün ürünlerin tedarikini sunabiliyoruz, tedarik edebiliyoruz. Yurt dışında 21 ve 22 ayar başta olmak üzere 14 ayar ürünlerde ciddi bir satış performansınız ve müşteri datanız bulunmakta. Avrupa'daki başarınız ve potansiyelinizi de yakından takip ediyoruz. Avrupa pazarı için neler söylemek istersiniz? Avrupa pazarı için şöyle söyleyelim. Tabii Türkiye dünyada takı üretiminde ve üretimin açısından talep olarak en güçlü ülkelerden birisi. Halkımız altına her zaman güveniyor. Bunun yanındaki avantaj şu oluyor. İnsanlar altını sadece ziynet grubuyla değerlendirmeyip belli bir şekilde takılarla da kendisine güvence altına alabildiğini son yıllarda özellikle gördü. Tabii burada şöyle bir detay da var. Avrupa, evet, yani bu birazcık mecazen her zaman deniliyor, Avrupa bizi kıskanıyor vesaire, ama takı grubunda biz çok iddialıyız. Çünkü kendi ülkemiz neden diğer ülkelerle yarışamasın? Yani biz kendi ülkemize de güveniyoruz her türlü konuda. Altın konusunda zaten biz çok gayet de iddialıyız. Yani yaklaşık ihracat olsun, üretim olsun, dünyada ilk 5 ülke arasında varız. Evet, çok güzel. Peki Fatih Bey, ons farkı ve fiyat farkı Avrupa satışlarınıza ne oranda yansımakta acaba? Geçen seçim sürecinden belli gelen bir zaman zarfı oldu bu ons farkı. Tabii belli bir kriterler uygulandı vesaire, bizi aşan konular vardır. Ama bu bir zaman sonra satışlarımızı etkiliyor tabii. Şimdi şöyle bir şey var, hacim denen bir şey. Ben 30 kilo satabilecekken 15'e düşüyorsa demek ki o beni etkiliyor. Ama bunlar dünyadaki global piyasalara da bağlı olan şeyler oluyor. Şu an Türkiye'den kaynaklanan bir ons farkı var. Dünyada da bayağı bir sıkıntı var. Enflasyon sadece bizde değil, dünyada var. Bunları da göz ardı edemeyiz. Ama bu ons farkının yetkililerin bir an önce tabii yapacağı bir müdahale vardır. Onlara da biz güveniyoruz. Sonuçta ülkemizin ve dünyanın her zaman bir zorluk süreci vardır. Ama altın olarak bu her zaman da güvenli liman olduğu için de ons farkı falan birazcık az da olsa çok etkilemiyor. Bu son 2-3 aydır birazcık daha ön plana çıktı. Ama biz dediğim gibi yine o boşluğu şöyle değerlendiriyoruz. Ürün gruplarımızı farklı sunuyoruz. Siparişlerimizi hızlı şekilde temin ettiğimizde yine tercih ediliyoruz.
Peki Fatih Bey, yanımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz sizlere. Firmanız için de her şey çok güzel olsun. Ben teşekkür ederim bizlere böyle bir güzel röportaj yaptırdığınız için. Firma sahibi adına da tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.